Radyovizyondasınız, eğitimde vizyon programındasınız. Oğuzhan Koç radyonuzdan kulaklarınıza ulaştı. Vermem seni ellere şarkısıyla beraber artık biz yarım saati geride bıraktık. Reklamların hemen ardından artık beklediğiniz ana doğru geldik. Bugün biliyorsunuz yine bir konuğumuz olacak demiştik yayının başında. Onur Koleji Anaokulu öğretmeninin sevgili Yeşim Yavaş hocamız bizlerle. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Bizler de çok iyiyiz hocam. Sizi gördük, daha iyi olduk. Buraya kadar geldiniz. Bir kez daha teşekkür ederim. Yeşim hocamız ben çok... Ben teşekkür ederim. Yani gerçekten çok naif, çok kibar bir insan. Çiçekleriyle, papatyalarıyla gelmiş benim yayınıma. Hocam bir kez daha teşekkür ederim. Ne demek, ben teşekkür ederim yayınınıza beni davet ettiğiniz için. Aa. Hocam ilk önce bir dinleyicilerimiz sizi tanısınlar. Yeşim Yavaş kimdir? Ondan sonra yavaş yavaş artık başlayalım. Tabii. 1978 yılı Ankara doğumluyum. Atatürk Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü mezunuyum. İki çocuk annesiyim. 12 yıllık anaokulu öğretmeniyim. Ve Onur Koleji ailesinde olmaktan son derece mutluyum. Hocam yani sadece bir anaokulu öğretmeni değil, bir de annesiniz. Evet. İki tane aslan gibi oğlunuz var, kocaman. Evet, evet. Gerçekten bu çok önemli. Yani bir öğretmenin aslında çocuklarla uğraşan birinin onları daha iyi anlayabilmesi, herhalde anneler daha mı iyi anlıyorlar çocukları sanki? Biraz daha anaçta yaklaşabiliyoruz aslında. Değil mi? Onların sadece öğretmen olarak değil, biraz da anne gözüyle gibi gözlemleme şansımız oluyor onlara. Peki hocam, o zaman şöyle sorum geliyor size. Onu okul öncesi eğitim neden önemlidir? Okul öncesi eğitim neden önemlidir? Çünkü 3-5 yaş arasındaki çocukların artık ebeveynlerinin dışında kişilerle iletişim kurmaya ihtiyaçları vardır. Kendilerini ifade etmeleri gerekir. Yani artık birey mi sayacağız? 3-5 yaşında. Evet, kendi duygularını ifade etmeleri gerekiyor. Gelişimlerini desteklememiz gerekiyor. Hı-hı. Artık onları bir birey olarak kabul etmemiz gerekiyor. Ve bu yüzden de okul öncesi eğitimi aldırmamız gerekiyor, hı-hı, çocuklarımıza. Peki bunun dışında başka neler var? Mesela birinci sınıfa başlamış bir öğrencide siz neler gözlemliyorsunuz? Yani ana sınıfına gitmiş bir öğrenciyle gitmemiş bir öğrencinin arasındaki farkı anlayabiliyor muyuz? Tabii ki bunu çok rahat anlayabiliyoruz. Anaokuluna giden bir öğrenci öncelikle daha özgüvenli, kendini daha net ifade edebilen bir çocuktur. Hı hı. Şöyle düşünelim. Evde bakıcı, büyük anne, büyük baba tarafından bakılan çocuklar, hı hı, hiçbir şey istemeden bütün istekleri önüne hazır gelir. Şimdi evet, susamadan çocuğun önüne su gelir. Çocuk dilini kullanmaz ki. Değil mi? Susadım demez. Evladım, çünkü sen önünde susamışsındır kesin. Al suyunu iç ya da hadi sana yemek getirdim, yemeğini ye. Yani çocuk bir acıktım desin. Değil mi? Evet. Dil gelişimini destekliyoruz. Evet. Motor gelişimini destekliyoruz. Çocukların... yaptığımız çalışmalarla çocukların ince motor, kaba motor gelişimlerini, hı-hı, destekliyoruz. Bu boyamayla ya da işte... Bunlar ince motor dediğimiz, hı-hı, gelişimler. Boyama, kalem tutma, makasla kesme, bunlar gerçekten ilkokula hazırlık aşamasında son derece önemli etkinlikler. Evet, kesinlikle. Bunun dışında bir de sanırım 3,5 yaşından itibaren ufak ufak dil eğitimine çok önem veren bir okul gerçekten Onur Koleji. Kesinlikle. Sizler de dil eğitimi veriyorsunuz değil mi? İngilizce öğretmenleri tabii eşliğinde. Tabii, İngilizce öğretmenleri eşliğinde dil eğitimleri, hmm, var ve ilkokula başladıkları zaman da biz bunların takibini yapıyoruz zaten. Peki, öğrencilerimiz de bu farkı kesinlikle gözlemliyoruz. Daha mı rahat öğreniyorlar? Daha rahat öğreniyorlar. Hmm. Çocuklar zaten sosyal açıdan gelişimlerini anaokulunda tamamladıkları için artık bir öğrenci oluyorlar ilkokulda. Peki hocam, şimdi bu dil eğitimi için çok erken bir yaş değil mi aslında? 4 yaş, 5 yaş. Erken bir yaş değil, çünkü çocuklar ne kadar küçükken eğitim alırlarsa o kadar çabuk öğreniyorlar. Galiba dil eğitiminin en etkili olduğu yaşlar diyorlar ama ya bence çocuklar çok küçükler o yaşlarda diye düşünüyorum ama aslında, hı-hı, beyin gelişimi ve sinir gelişiminin en hızlı olduğu dönem diyebiliyoruz. Şimdi doğru çocukta mudur? Zeka gelişiminin %70'lik bir oranı 7 yaştan önce oluşuyor. O yüzden de hani 3-5 yaş arasında verdiğimiz eğitimler çok önemli. Ne verirsek çocuk onu alır. Tabii, hmm, biz bunu eğitim verirken hadi otur İngilizce dersin var şimdi İngilizce öğreneceksin diye vermiyoruz. Eğlendirerek, oyunla, keyifli vakit geçirterek
Hı-hı. Bu şekilde derslerimizde işliyoruz. Benim aklıma hep şöyle kalmış mesela. Kreşle ana sınıfını ben çok ayırt edemiyorum herhalde. Ayrımını çok yapamıyorum çünkü çocuklar daha çok küçükler, okula başlıyorlar ve oyunla, bence sadece oyun oynanıyor kreşlerde, evet, ve anaokullarında diye düşünüyorum. Böyle midir? Şimdi aslında anaokullarında böyle değildir. Çocuklarınızı bırakırsınız, evet, oyun da oynarlar ama bir akademik doğrultuda, dersler doğrultusunda. Ders planları mı var hocam? Tabii ki bizim hazırladığımız bültenlerimiz, ders planlarımız var. Hı-hı. Bu doğrultuda tabii ki oyuna da yer veriyoruz. Çünkü okul öncesi çocuğunun oyun oynamaya da ihtiyacı var. Evet, artık çocuklar zaten o kadar erken yaşta okullara başlıyorlar ki dışarıda sokakta bizim top oynadığımız, hı-hı, dönemlerden çok uzaktalar. Artık okullarda sanırım bunların da ihtiyacını karşılamaya Sokak çalışmanın oyunları adı altında çocuklarımıza eğitsel oyunlar oynatıyoruz. Onlar tabii da var. Tabii ki. Neler yapıyorsunuz mesela hocam? Yakan top oynuyorlar, seksek oynuyorlar ve biz de onlarla birlikte oynuyoruz tabii. Çok keyifli vakit geçiriyoruz, evet, çocuklarımızla birlikte. Gerçekten. Ama tabii güzel. Şu düşünülmesin, hani kreşe bıraktım, okula bıraktım, hani ne yaparlarsa akşama çocuğumu mutlu alayım da gibi bir hani algı oluşmasın. Velilerimiz bunun da takibini yapsın, çocuklar neler öğrenmişler. Yani mesela size geri dönüşler oluyor mu? İşte evde gidip anne babasına mutlaka okulda yaptıklarını anlatıyordur. Anlatıyorlar. Anlatan çocuk da var, anlatmayan çok kapalı olan da var. Onları açmak için herhalde bir hayli zorlanıyoruz. Onlara tabii ailelerimize taktikler veriyoruz. Çeşitli yöntemler uygulamalarını istiyoruz. Evet, burada rehberlik birimi birazcık daha devreye giriyor. Rehberlik birimi devreye giriyor kesinlikle. Hı-hı. Peki hocam, bu durumda ailelere düşen görevler nelerdir? Yani aile çocuğunu okula bırakıp her şey bitti mi oluyor? Yani sabah sanırım 9'da mı başlıyor dersler? Dersler 9'da başlıyor. 9'dan 6'ya kadar öğrenciyi biz okula bıraktık ve bitti mi? Bıraktık. Veliler için. Tabii ki bitmedi. Asıl en büyük sorumluluk velilerde. Çünkü çocuk eğitiminde ailenin önemi son derece büyük. Hı hı. Ailede eğitim başlıyor ve ailenin etkisi okul döneminde, okul öncesi ve okul döneminde devam ediyor. Ailelerimiz çocuklarına sorumluluk versinler. Çocuk okulda ne kadar vakit geçirirse geçirsin, zamanının büyük bir bölümünü ailesiyle geçiriyor. Hı hı. Ve aile içinde olan herhangi olumlu ya da olumsuz durum çocuk tarafından hemen algılanıyor ve İnanın okula geldikleri zaman böyle arkadaşlarıyla dertleşiyorlar. Bizler nasıl tabii yaşıtlarımızla dertleşiriz. Bir sıkıntımız ya da mutluluğumuzu arkadaşımızla paylaşmak isteriz. Onlar da paylaşıyorlar. O yüzden ailelere çok önemli görevler düşüyor. Bizim okulumuzda da bu konuda seminerler verilmekte rehber öğretmenimiz tarafından. Velilerimizin bunlara katılmalarını istiyoruz mutlaka. Rehberlikle sürekli iç içe olsunlar istiyoruz. Aile öğretmen seminerleri mi? Rehber öğretmenimizin aile tutumları hakkındaki seminerleri. Yani her türlü aileler de bu arada eğitim almış oluyorlar. Sadece kesinlikle, öğrenciler değil. Kesinlikle. Çok güzel hocam. Biraz sonra etkinliklerle ben devam edeceğim. Ama önce sizi birazcık dinlendirelim. Şöyle güzel bir istek şarkımız var. Çocuklarımız biliyorsunuz her hafta istek şarkılarda bulunuyorlar. Önce bir bakalım kim hangi şarkıyı seçmiş. Hemen ardından sohbetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz Yeşim hocamızla. Radyovizyondasınız. Eğitimde Vizyon programını başlattık. Bu hafta Onur Koleji Anaokulu öğretmenimiz sevgili Yeşim Yavaş hocamız bizlerle birlikte okul öncesi eğitiminin öneminden bahsediyorduk. Hocam yarım kaldı. Güzel bir istek şarkı seçmiş öğrencilerimiz, onlarla devam etmek zorunda kaldık. Neden önemlidir okul öncesi eğitim? Neden önemlidir? Çünkü çocukta herhangi bir gelişimsel sorun varsa, olumlu ya da olumsuz, ya da çocuğun özel bir yeteneği varsa bunu keşfedip velilerimize bildirebiliyoruz. Mesela bizim bir öğrencimizin sürekli göz kırpma sorunu vardı. Sürekli gözlerini kırpıyordu ve öğretmenimiz bunu fark ederek veliye bildirdi. Sonra çocuğumuzda yapılan araştırmalarda göz tembelliği
Hastalığı okula çıktı yani, evet, okulda belirlendi. Öğretmenimizin fark etmesi sonucunda okulda belirlendi. Ya hocam, ya da, bununla ilgili örnekler çok fazla var. Çok fazla. Yani çocuğunun duyma kaybı yaşadığının da okulda fark edildiği, bir öğretmen tarafından fark edildiği durumlar var. Gerçekten çok ilginç. Anne babanın fark edemediği bir şeyi okulda öğretmen arkadaşları fark edebiliyor değil mi? Kesinlikle öyle olabiliyor. Şöyle de bir örneğimiz var. Çok dikkatli çocuk ve verilen yönergeyi yaşıtlarından hemen önce yapıyor. Ve bu öğrencimizde de üstün zekalı olduğu tespit edilmişti. Yani bu yüzden, öğretmen fark ediyor, sonra uzmanlara yönlendiriyorsunuz. Onlar da tanısını koyuyorlar. Onlar da tanısını koyuyorlar ve ne yapılması gerekiyorsa, evet, aileyle işbirliği içinde gerekeni yapıyorlar. Peki. Bunun dışında söylemek istediğim şu var ki, çocuklarımızın özgüven gelişimleri için üstüne basa basa tekrar söylemeliyim, okul öncesi eğitim gerekli. Hı hı. Çünkü çocuklarımız kendi ayaklarının üzerinde durmayı bilen, ne istediğini bilen çocuklar olsunlar. Evet, ileride kendisini daha iyi ifade etsinler. Kesinlikle. Peki hocam, burada ailelere düşen görevlerden çok fazla bahsedemedik aslında. Neler yapmalı? Bir sürü aile çeşidi var aslında. Yani şöyle, baskıcı, her yapmak istediğini engelleyen aileler de var. Serbest bırakan aileler var. İşte anneanne babaanneyle beraber yaşayan aileler var. Evet. Çocuklar bu değişimlerden etkilenebiliyorlar. Kesinlikle çok hassaslar. Etkileniyorlar. Kaygılı ailelerimiz var. Düşer, başına bir şey gelir, aman otursun, bir şey yapmasın diyen ailelerimiz var. Şimdi öncelikle çocuklarımız bizim her şeyimiz. Tabii ki onların mutlu olmasını istiyoruz. Bu bizim en doğal hakkımız. Ben de bir anne olarak çocuklarımın mutlu olmasını isterim. Evet, kesinlikle. Ama onların bir birey olduğunun farkına varalım. Onların da ilgilerinin, isteklerinin olabileceğini unutmayalım. Tutarlı olalım. Aile içindeki en ufak tutarsızlıklardan çocuklar etkilenebiliyorlar. Fark etmiyor zannetsek bile aslında onlar bunları alıp hapsediyorlar ve davranışları da buna göre değişebiliyor değil mi? Değişebiliyor ve bunları etkinlikler içinde belli edebiliyorlar. Hı-hı. Yaptıkları resimlerle mesela. Ruh hallerini, oynadıkları oyunla ruh hallerini hemen yansıtabiliyorlar çocuklar. Daha önce drama öğretmenimiz gelmişti. Hı-hı. Gizem Hoca. Buradan onu da sevgilerimize gönderelim. Bizi dinliyordur muhtemelen. Öğrenciye bir karakter ol dediği zaman evde yaşadığı şeyleri açığa çıkartacak, o anki ruh halini yansıtacak bir karakteri bürünüyor. Aslında resim, drama, bu tarz şeyler oldukça önemli. Hı-hı. Değil mi? Ve velilerimizin çocuklarına vereceği en değerli ödül onlara vakit ayırmaları. Kesinlikle. Vakit ayırsınlar, onları anlamaya çalışsınlar. Kesinlikle başka çocuklarla kıyaslamasınlar. Onlara hep yol gösterici olsunlar, fikirlerine önemsesinler. Çocuklara saçmalama, işte böyle olur mu gibi olumsuz cümleler kurmasınlar. Evet. Peki hocam, geçtiğimiz hafta 23 Nisan haftasıydı. 23 Nisan'ı kutladık, evet. Evet, kutladınız. Neler yaptınız? Biz de Onur Koleji Anaokulu olarak Mustafa Kemal Atatürk'ün yurdumuz ve tüm dünya çocukları için armağan ettiği bu bayramı coşkuyla kutladık okulumuzda. Anaokulu öğrencilerimizle birlikte panolarımızı süsledik. Sonra beyin fırtınası yaptık. Çocuk olmak nedir dedik çocuklarımıza. Bunun cevabını aldık ve çocuklarımıza bunu resimlendirmelerini istedik. Hı hı. Hepsi kendi dünyalarında. Ne düşünüyorlar? Renkli renkli resimlerini yaptı. Pembe dünya yaptılar mesela. Onların dünyası bizimkinden biraz daha farklı. Daha farklı. Rengarenk dünyaları. Evet. Bana kalsa kara kalem çalışması yapacağım. Çocuk pembeye boyamış dünyasını. Pembeye boyadılar. Sınırlandırmıyoruz kesinlikle. Evet. Nasıl isterlerse, nasıl hayal ederlerse kendilerini o şekilde ifade etmelerini sağlıyoruz. Burada şu yapılandırmacı yaklaşım mı deniyor hocam? Biraz ondan bahsetsek aslında. Yapılandırılmış etkinlik diyoruz etkinlik. Biz aslında. Evet, yapılandırılmış etkinlik kullanmıyoruz biz. Bu ne demek? Mesela ben yeni öğrendim bunu. Bu ne demek? Bu kalıplaşmış etkinliği vermiyoruz. Çocuğa dünya çiziyoruz dediğimiz zaman dünya yuvarlaktır, herkes bir daire çizsin demiyoruz. Hı hı. Belki çocuk onu daha farklı hayal ediyor. Ya da bir araba gösterip bir bunu çizin demiyorsunuz. Araba gösterip ya da önüne araba resmi verip işte bu arabadır, bunu boya, hı hı, demiyoruz. Çocuk arabayı nasıl hayal ediyor? Belki tekerlekleri havada hayal ediyor.
Bilemeyiz. Bu hayal gücüne bağlı. Kesinlikle. Birazcık. Ne düşünüyorsa, ne hissediyorsa, nasıl aklına neler geliyorsa onları yansıtsın istiyoruz. Kesinlikle böyle istiyoruz. 23 Nisan'da bunun yanı sıra bizim minik öğrencilerimizin, minik ama büyük yürekli öğrencilerimiz çok güzel Karadeniz gösterisi çıkardılar ortaya. Küçücük horon mu teptiler? Evet, horon teptiler. Onun dışında bale gösterisi yaptılar ve diğer kademelerimizle birlikte biz bu bayramı gayet coşkulu bir şekilde kutladık. Okulumuzdaki belirli gün ve haftalar etkinlikleri dolu dolu geçmekte. Biz de anaokulu öğrencileriyle birlikte bu etkinliklere mümkün olduğunca katılmaya çalışıyoruz. Hepsinden faydalansınlar, her ortamı görsünler istiyoruz. Çünkü gerçekten farklı, keyifli etkinlikler yapılıyor okulumuzda. Yani kesinlikle ilgili. Biz çok şaşırmıştık mesela. Normalde haber bülteni çıkartıyor arkadaşımız sevgili Zeynep. Onur Koleji'nde yapılan gelişmeleri aktarıyor bizlere her hafta. İki tane bültenimiz oluyor her saatimizde. Yani diyor ki normalde 5-6 tane haber bekliyorduk biz. 17, 18, 19 ya siz ne yapıyorsunuz okulda diyor. Bu kadar etkinlik nasıl sığdırıyorsunuz bir haftanın içerisinde? Yani aslında burada bütün... Dolu dolu geçiyor her kademede. Değil mi? Yani hem anaokulu, hem lise, hem ortaokul, ilkokul, evet. Bütün kademelere sahip bir okul. Ve evet. Hiçbir özel günü es geçmeyen, çocukları sürekli aktif tutan bir okul. Tabii ki milli değerlerimiz doğrultusunda çocuklarımızın da dolu dolu yetişmelerini istiyoruz. Çok güzel hocam. Peki başka ne tür etkinlikler yapıldı? 23 Nisan'da İngilizce koromuz vardı. Birinci sınıf öğrencilerimizin hazırladığı Türk çocuğu Sun Rondu vardı. Çince tekerleme gösterisi, jimnastik gösterisi vardı. Basketbol toplarıyla çok güzel bir gösteri hazırlamıştı öğrencilerimiz. Pandomim gösterisi, şemsiyelerle dans, oratoryo vardı. Bunun dışında da müzik öğretmenimizin çok güzel bir ritim çalışması vardı. Cup Game. Daha ne olsun yani. Dolu dolu bir bayramdı. Gerçekten coşkuyla kutladık. Çok keyif aldılar. Bizim öğrencilerimiz gösterilerini başlarda yapıp hani uykuları gelir diye düşündük biz aslında. Ama programın sonuna kadar izlediler ve gitmek canı istemediler. Tuttu. Ne kadar güzel. İstemediler, bırakmadılar. Hocam sizin bir sınıfınız var. Şimdi Instagram sayfalarını takip ederlerse dinleyicilerimiz de Onur Koleji'nin orada görebilirler. Yaşam Becerileri Atölyesi. Yaşam Becerileri, evet. Bunun dışında bir sürü atölyeniz de var aslında. Zeka, işte mental aritmetik zeka gelişme atölyeleri ve büyük bir kısmını aslında ana sınıfı öğrencilerine, küçük yaştaki öğrencilere ayırmış durumdalar. Evet. Anaokul ve ilkokul olarak okulumuzun tüm atölyelerini kullanıyoruz. Şöyle ki çocuklarımız okula geldikleri zaman bütün günleri bir sınıfa kapalı olarak geçmiyor. Farklı atölyelerde dersleri yapıyorlar. Hem onların merakını uyandırıyoruz, hem keşfetmelerini sağlıyoruz, hem de farklı öğretmenlerle, her dersin öğretmeniyle daha doğru bir eğitim almaları amacımız. Yaşam becerilerine gelecek olursak, şimdi anne babalarımız çok yoğun çalışmakta. Evet. Ve çocuklarımızın da öz bakımlarını kendi imkanları doğrultusunda anne babalarına yardım ederek desteklemelerini istiyoruz. Burada yapılabilecek şey ne yapabilir? 3-5 yaş arasındaki çocuk kendi yatağını toplayabilir. Belki çok muntazam yapamaz ama yapabilir. Evet, yardım edebilir. Evet. Kıyafetini katlayabilir. Sofra hazırlarken yardım edebilir ailesine. Bunları desteklemek istiyoruz. Bu yüzden de yaşam becerileri sınıfımızda çeşitli etkinlikler yapıyoruz. Ve bundan dolayı ailelerimizden de teşekkür alıyoruz. Ya gerçekten desteklediğiniz için. Şöyle bir durum var. Çocuklar evde aileleriyle çok fazla vakit geçiremedikleri için birçok beceriden yoksun kalabiliyorlar. Aslında ana sınıfının olmasının önemlerinden bir tanesi de bu, değil mi hocam? Evet, kesinlikle bu. Şimdi küçükler diye kıyamayabiliyoruz. Bakıcı, büyük anne, büyük baba, bana kızmasınlar ne olur büyük anne, büyük babalar, ama kıyamadıkları için çok fazla sorumluluk vermiyoruz. Çocuklarımıza yaşları doğrultusunda aslında sorumluluklar vererek onların özgüvenlerine, gelişimlerine katkıda bulunmak kesinlikle gerekiyor. Katkıda bulunabiliriz. Mental aritmetik zeka gelişimi, bunun dışında hangi atölyeleriniz var? Neler yapıyorsunuz? Akıl oyunları ve mental aritmetik atölyesi var. Akıl oyunları oynuyorlar, mental aritmetik dersi yapıyorlar, bilişim teknolojileri atölyesi var. Kodlama ve robot yapıyorlar aslında. Evet, yapıyorlar. buz pateni
İnanılmaz derecede bir büyük okulu, kas gelişimi. Yani her okulda buz pateni pisti yok hocam. Her okulda yok. Bu evet. Onur Koleji öğrencilerinin en büyük şanslarından kesinlikle bir tanesi. Kesinlikle en büyük şansı ve çok severek katılıyorlar buz pateni dersine ve öğrendiklerini yıl sonunda ailelerine bir gösteri olarak sunuyorlar. Gerçekten çok keyifli. Portfolyo çalışmamız vardı. Bizim portfolyo çalışmamızda buz pateni öğretmenimiz velileri de paten pistine alarak çocuklarıyla birlikte kaymalarını sağlamıştı. Hı hı. Bu da çok keyifli bir etkinlikti. Satranç dersleri satranç atölyesinde oluyor öğretmenimizin eşliğinde. Her biri ayrı ayrı atölyelerde farklı sınıflarda kesinlikle. Farklı hocalarla işin uzmanı olan hocalarla kesinlikle. Beraber. Yani sadece ana sınıf öğretmenleriyle beraber de değiller anladığım değiller. Kadarıyla. Sadece bizimle birlikte değiller. Evet hı hı. Bizim gözetimimiz altındalar ama diğer ikinci öğretmenlerle birlikteler. Yani anne babalar da gelip çocukların o ortamlarda gözlemlerini yapabiliyorlar, doğru mu? Gözlemlerini şöyle, biz portfolyo sunumları yapıyoruz okulumuzda. Ve çocuklarımızla hangi dersleri nasıl işliyoruz, biz bunları velilerimize sunuyoruz. Ve velilerimiz de katılarak bizi gözlemleme şansları oluyor. Yani sınıfta çocukların etkinliklerini de aynı zamanda veliler izlemiş oluyorlar. İzlemiş oluyorlar, evet. Bu arada sorular da gelmiş hocam. Onur Koleji nerede diye hemen adreslerini verelim. Batıkent'te ve Yeni Mahalle'de iki tane şubesi evet, var. Ana sınıfı için bakarsak. Evet. Yeni Mahalle'deki sadece ana sınıfı ve ilkokul. Evet. Diğer tarafta Batıkent'te olan yerde ana sınıfı, ilkokul, ortaokul ve lise kademesi dahil pek çok branşta, bölümde öğrenci alıyorlar. Evet. İnönü Mahallesi 1777. Cadde No 11 Batıkent diyelim. Yeşim hocamızın adresi. Bu arada telefon numarasını verelim. Eğer merak edenler olursa 0312 252 0222 Onur Koleji'nin telefon numarası 0312 252 0222. Merak edip gelip bakmak isterlerse, bakmak buz pateni, isterlerse, yaşam becerileri o kadar anlatıyoruz ya ki. Ya da velimiz olmalarına gerek yok. Bizlere danışmak istedikleri bir şey olursa, merak ettikleri evet. bir konu olursa bu numaralardan arayarak bizlerden bilgi alabilirler herhangi bir konuda. Hocam teşekkür ediyorum. Çok güzel, çok faydalı bilgiler verdiniz. Son olarak tavsiyelerinizi alalım ve neden Onur Koleji'ni tercih etmeli insanlar, veli, anne babalar, şimdi, çocuklar? Önce anne babalara o zaman biraz tavsiyelerde bulunalım. Buyurun lütfen. Şimdi öğretmenlerle işbirliği içinde olsunlar. Çünkü hepimizin amacı ayakları sağlam yere basan, kendine güvenli ve mutlu çocuklar yetiştirmek. Bu yüzden bizlerle işbirliği içinde olsunlar. Okulda yapılan aile etkinliklerine katılsınlar mutlaka. Çünkü çocuklar yaptıkları etkinlikleri göstermeyi, sunmayı çok seviyorlar. Çocuklara sorumluluk versinler. Aşırı koruyucu olmasınlar. Tam bu noktada bir tane sorumuz var aslında. İstek sorularımız var. Özel anaokulunu mu tercih etmeliyiz yoksa devlet anaokulunu mu diye sormuş bir dinleyicimiz mesela. Okul öncesi eğitim olsun hiç fark etmez, özel ya da devlet olması. Önemli olan iyi öğretmen. Çünkü kesinlikle. Eğitimi öğretmen veriyor çocuğumuza. Peki hocam neden Onur Koleji'ni tercih etmeliler? Neden Onur Koleji'ni tercih etmeliler? Şimdi ben çocuklarımızın benim için en önemli şey okula mutlu gelmeleri. Ve velilerimizin güven içinde çocuklarını bize teslim etmeleri. Ve bunun yanı sıra yaptığımız akademik çalışmalarla çocuklarımızın dolu dolu ve mutlu bir gün geçirmelerini sağlıyoruz. Bunların yanı sıra bir gazete projeniz var, bir ayakkabı projeniz var. Şöyle. Bunlar her okulda olmayan şeyler aslında, değil mi? Evet, bizim proje tabanlı eğitim sistemiyle gidiyoruz biz. Aylık bültenler hazırlıyoruz. Çocuklarımızın yaş ve gelişim düzeylerine uygun bültenlerimiz var. Bu bültenlerin haricinde proje tabanlı eğitimimiz var. Proje tabanlı eğitimde çocuklarımızı merak, keşfetme, araştırma şeklinde eğitimler veriyoruz. İlk önce bir kavram haritası oluşturuyoruz. Çocuklarımızın ilgileri doğrultusunda bir konu seçiyoruz ve bu kavram haritası doğrultusunda gezilerimize gidiyoruz. Bir gazete projemiz olmuştu bizim. Kağıt nedir'den yola çıkarak başladık bir aylık bir yolculuğumuza. Sonra okulumuzun kendi gazetesini çıkardık.
bir ana sınıfı öğrencisi tabii, kendi gazetesini çıkartabiliyor. Öğrencilerimiz küçük muhabirler oldular, röportajlar yaptılar. Aa, meslektaş tabii, olduk. Aynen öyle, köşe yazıları, şiirler yazdılar, matbaaya gittiler, gazete nasıl yapılıyor bunu öğrendiler, gözlemlediler. Ve bunların hepsini derleyerek bir gazete oluşturduk. Sonra bunları tabii ki velilerimize sunduk. Velilerimizin de destekleriyle çok güzel etkinlikler ortaya çıkardık. Bir ayakkabı mağazası açtık mesela. Bu konuyu nasıl belirledik? Çocuklarımız annelerinin babalarının ayakkabılarını giymeye çok meraklılar. Büyük evet, ayakkabı bu, giymeye. Ben de öyle. Topuklu ayakkabı giymeyi çok severdim evet, mesela evet, küçükken. Annemin ayakkabılarını çalıp evin içerisinde tur attığımı hatırlıyorum mesela. Biz de annelerin babaların ayakkabılarını getirmelerini istedik çocuklarımızdan. Ve giydiler, ayakkabılarla dans ettiler. Ayakkabıcıya gittik. Ayakkabı nasıl yapılıyormuş bunu öğrendik. Çeşitli kavram haritası oluşturduk. Beyin fırtınaları yaptık ve kendi yaptığımız ayakkabılarla bir ayakkabı mağazası açtık. Kendiniz ayakkabı yaptınız. Tabii, kendi mağazamızı yani açtık. Yani işin bütün atölye kısmı dahil öğrenmeyi yaparak, yaşayarak öğrenmiş kesinlikle, oluyorlar değil mi? Kesinlikle. Çok çocuklarımız bu arada da öğrenmiş oldular. Oynayarak öğrendiler. Hı-hı, çünkü öğrenci merkezli öğrenmeyi hedefliyoruz. Yani bu dünyanın en gelişmiş, eğitimsel anlamda en gelişmiş ülkelerinde yapılan şey aslında. Kişisel kesinlikle, özelliklerini belirleyip öğrencinin ona göre yaklaşmak. Kesinlikle. Zaten Onur Koleji'nin az öğrenciyle nitelikli eğitim gibi bir slogana sahip bir okul. Bu şekilde bu amaçlarla yola çıkmış bir okul. Bu şekilde de siz en iyi eğitimi veriyorsunuz diye düşünüyorum ben. Çok şanslılar. Yani eğlensinler, onların mutlu olması bizim için her şeyden önemli. Tabii bu arada akademik becerileri, bilgileri de toplamaları gerekiyor. Bir de Anneler Günü için sürpriz etkinlikler hazırladık. Bu senekini söylemeyeyim, o bize sürpriz kalsın. Daha önceki evet, senelerde de bir yemek kitabı çıkardık biz öğrencilerimizle birlikte annelerine. Bakalım bu sene neler çıkacak. Bu seneki sürpriz olsun. Instagram'dan takipçiniz hocam. Sürpriz hocam olsun bu sene. Ben yayınımda bunu tekrar söyleyeceğim. Buraya kadar geldiğiniz için ağzınıza ayaklarınıza sağlık. Bu güzel bilgiler için, velilerimize destekleriniz için ve bu kadar işbirlikli çalıştığınız için, gerçekten çok zor bir iş. Ve küçük çocuklarla çalışmak lisedeki bir grupla kıyaslıyorum şu an çok çok daha zor. Çok zor, farklı, ayrı bir sevgi gerekiyor. İçten olmak gerekiyor. Çocuk içten sevildiğini hissediyor. Değil mi? Her şeyi anlıyorlar. Kesinlikle. Hiç kesinlikle bir şey saklayamıyorsun. O kadar saf, o kadar temizler ki evet, zaten onların yüzüne baktığınız zaman hani samimi olmamanızın imkanı yok. Evet, değil mi? Yani hem öğrenciler çok şanslı hem de sizin gibi insanlar bu işi yaptıkları için bence gerçekten eğitim sistemimizin düzeleceğine inanıyorum. Umut var diyorum hocam. Her zaman umut var. İnşallah. Ben bu arada hocamı uğurlayacağım artık. Son olarak selamlarını iletmek istediğiniz bir bakıyorum şöyle hemen. İlkokul öğretmeniniz mi hocam? Tuğba Güngör hocamız. İlkokul öğretmeni arkadaşım. Evet, bu size bir mesaj göndermiş. Hocam selamlarını iletmiş. Biz de buradan söylemiş teşekkür olalım. Ederim. Bu arada oğlunuzla mesajını göndermiş. Büyük oğlu Burak'tan diye bir de istek şarkı yapmış. Hemen biraz sonra onun istediği şarkı çalacağım. Ben de sevgilerimi gönderiyorum o zaman oğluma. Şimdi ben hocamı uğurlarken şöyle güzel bir şarkı çalayım. Hemen ardından biz ikinci saatimizde devam edeceğiz kaldığımız yerden. Bu arada hocamızı uğurlayalım. Sizler de şöyle güzel bir şarkı dinleyin.